Şark Köşesi ve Bahçe Mobilyaları nöbetçi efsaneleri sunar. Yapı otomatik panjur ve kapı otomasyonları nöbetçi eczaneleri sundu. Sevgili izleyenler, SRT Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. İyi akşamlar. Günün önemli başlıkları ekranlarınızda. Başbakan Binali Yıldırım şehit ailesini ziyaret etti. Başbakanın müjdesi kent konseyini sevindirdi. Yaşlılar Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Hepsi ve daha fazlası birazdan SRT Ana Haber Bülteni'nde. Sevgili izleyenler, bültenimize acı bir haberle başlıyoruz. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda iki asker şehit oldu. Acı haber Diyarbakır'dan geldi. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bir grup teröristle sıcak temas sağlandı. Teröristlerin açtığı ilk ateşte ağır yaralanan bir yüzbaşı ve uzman çavuş Zinnur Ezim kaldırıldıkları hastanede şehit oldu. Çatışmada 6 terörist öldürüldü. Alınan bilgiye göre Kulp, Lice ve Hani ilçelerinin kuzeyiyle Bingöl'e sınır arasındaki dağlık alanda PKK'lı teröristlere yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet unsurları ve güvenlik korucularının katılımıyla 5 Mart'ta başlatılan Bayrak 41 Şehit Jandarma Tolga Topçuluğu müşterek operasyonu sürüyor. Operasyonda çıkan çatışmada iki asker yaralandı. Yaralı askerler kaldırıldığı Diyarbakır'daki Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen şehit oldu. TSK Lice'de devam eden operasyonla ilgili açıklama yaptı. TSK'nın açıklamasında 19 Mart 2017 tarihinde Diyarbakır Lice'de yürütülen operasyon esnasında bölücü terör örgütüyle çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Operasyon esnasında toplam 6 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilerek silahlarıyla beraber ele geçirilmiştir. Bu çatışmada hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarıyla Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekanları cennet olsun ifadelerine yer verdi.
Diyarbakır'ın Nice ve Hani ilçelerinde 10 köyde gerçekleştirilecek operasyonlar için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Başbakan Binali Yıldırım 15 Temmuz gecesi Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na darbeciler tarafından yapılan bombalı saldırıcı sonucu şehit düşen 4. Sınıf Emniyet Müdürü Münir Murat Ertekin'in ailesini ziyaret etti. 16 Nisan referandum çalışmaları kapsamında Sivas'a gelen Başbakan Yıldırım, mitingin ardından Sivas Valiliğini ziyaret etti. Vali Davut Gül ve il protokolü tarafından karşılanan Başbakan Yıldırım, valilik makamında şeref defterini imzaladı. Sivas hakkında Gül'den bilgi alan Yıldırım, Sivas'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaretin sonunda Vali Gül tarafından Başbakan Yıldırım'a çeşitli hediyeler takdim edildi. Valilik ziyaretinin ardından Başbakan Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'la birlikte 15 Temmuz gecesi Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na darbeciler tarafından yapılan bombalı saldırı sonucu şehit düşen 4. Sınıf Emniyet Müdürü Münir Murat Ertekin'in ailesini Mevlana Mahallesi'nde bulunan evinde ziyaret ederek şehidin eşi Şerife Ertekin ve çocukları Rümeysa ve oğlu Furkan Ertekin'e taziye dileklerini iletti. TRT mi geçti? Ziyaret yaklaşık bir saat sürdü. Ziyaret sonrası mahalle sakinleri Başbakan Yıldırım'a yoğun ilgi gösterdi. Yıldırım vatandaşlarla bir süre sohbet ederken hatıra fotoğrafı çekindi. Daha sonra Yıldırım hava yoluyla Sivas'tan ayrılarak Ankara'ya hareket etti. Allah Allah, şunu ben tutayım, bunu ben tutayım. Hadi, bunu ben tutayım, sen geçer. Arkadaşlar, başbakanımız inşallah 16 Nisan'dan sonra. Sevgili izleyenler, AK Parti İl Başkanı Avukat Sayın Ziya Şahin stüdyo konuğumuz. Sayın Başkanım, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım, dün referandum çalışmaları kapsamında Başbakan Sayın Binali Yıldırım Sivas'taydı. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz sizden? Görüşlerinizi alın. Dün burada tabii 16 Nisan'a giderken önemli bir halk oylaması, önemli bir anayasa değişikliği, önümüzdeki 1000 yılı kurtaracak bir anayasa değişikliği. O sebeple de Başbakanımız önce Erzincan mitingini yaptı. Arkasından da Sivas mitingine geldi. Ben bütün hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Sivas'ın her köşesinden, her bucağından, mezarlardan, köylerden, mahallelerden geldiler. Meydanımızı, hükümet meydanını doldurdular. Ciddi anlamda emniyet rakamlarına göre 50 bin kişi diyorlar. Onun dışında miting 3 giriş kapısı vardı. Kapılar dolduğu için, içeri dolduğu için binlerce kişi giremedi. Ve hatta işte postanenin oradan itibaren tümden alana girişi tümden kapattı emniyet. Geri gönderdi. Yani geldiler, geçiş yok, doldu miting alanı dediler. Ben 3 defa platformdan o giriş yerlerine koştum ki ya açın işte ilerlere doğru gitsin, Osmanpaşa Caddesi üzerinde miting alanında yeri yok, giremese bile hani Çifte Minare'nin, Burcu'ya Medresi'nin, Osmanpaşa Camisi'nin oradan hani o coşkuya katılsın diye 3 defa giriş yerlerine, çevre giriş yerlerine koştum. Ancak tabii biz geldiğimizde açıyorlar, tamam, yönlendiriyorlar. Biz gittikten sonra anlıyoruz ki tekrar kapatılıyor. Miting alanı doldu, yer yok, işte giriş yok deyip bariyerleri çektiler. Böyle bir şey oldu. Hem iyi hem kötü. Yani iyi olan miting alanının dolmuş olması. Tabii kötü olan da vatandaşın köyden, ilçeden miting için, başbakanımızı görmek için gelip de görecek yere yanaşamaması. Miting alanına giremese bile görecek yere yanaşamaması. Bu da tabii onun için de yazık. Bir sürü emek masrafı yapıyor. Geliyor ama miting alanı coşkuluydu. Kalabalıktı. İyiydi. Çok memnun olduk. Başbakanımız da memnun oldu. Gelen yetkililerimiz de memnun oldu.
Ayaz da vardı, akşam ayazına kaldık ama o milletin coşkusu alanı ısıttı ve başbakanımız da Sivas'ı seviyor. Sivas'ın evladı, Gölova Günalan köyü doğumlu, işte şimdi köyü Refahiye Kay köyünde. Dolayısıyla Sivas'ın hemşerisi, o sebeple de Sivas'a devamlı özel önem veriyor. Sivas'ı da bağrına bastı. Başbakanımız da Sivas'a müjdelerini verdi. Çok güzel bir miting oldu. Sivas adına da hem böyle bir ortamda, bir kış gününde, Mart 9'unun soğuklarını yaşadığı bir günde böyle bir kalabalığı, coşkulu kalabalığı topladığımız için biz mutluyuz. Hem de başbakanımızın verdiği müjdelerden mütevellit mutluyuz. Evet. Peki Sayın Başkanım, sizin ilimizdeki çalışmalarınız, bu referandum anlamındaki çalışmalarınız nasıl gidiyor? Biz 11 Şubat itibariyle Maliye Bakanımızın geldiği günden itibaren başladık. O süreçte Seçim Koordinasyon Merkezi bünyesinde günlük programlarla çalışıyoruz. 19 Mart itibariyle de miting günü verilince hem miting odaklı hem de gene Seçim Koordinasyon Merkezi odaklı çalışmalarımızı sürdürdük. Her ikisini birden, hem mitingi hazırladık hem de gene mahalle toplantılarımız, ev toplantılarımız, bölge toplantılarımız, köy ziyaretlerimiz, iş yeri ziyaretlerimiz, fabrika ziyaretlerimiz, işte belli kesimlerle buluşmalar, onları gerçekleştirdik. Gene broşür dağıttık, gazeteler dağıttık, hala devam ediyor. Bu aksamadan onu sürdürdük. Bir taraftan da miting hazırlık komitesi de ayrı bir komite oluşturduk. Onunla da mitingi hazırladık. Onun hazırlıkları, bayrakları, süslemeleri, davetleri, duyuruları, işte anons araçlarımız, bunların hepsini de o komiteyle yaptık. İki çalışmayı birlikte ve birbirine destek şeklinde götürdük. Şimdi mitingimizi yaptık. Bundan sonraki o Seçim Koordinasyon Merkezi'nin planları zaten seçim gününe kadar planlı şu anda yapacaklarımız. O plan çerçevesinde hareket ediyoruz. Bazen gelişmelere göre revize oluyor plan. Yani programlar artıyor, değişiyor. Eksilme olmuyor ama artıyor, değişiyor. İşte şuraya da gidilsin, şurada da şu olsun diye. Bir de mitingimiz şimdi coşkulu, kalabalık geçtiği için program yapma talebi de arttı. Yani direkt vatandaştan, mahalleden, köyden gelin talepleri de arttı. Şimdi bu talepleri de karşılamamız gerekiyor. Dolayısıyla şimdi daha fazla programları artırarak hem her tarafa koşacağız, koşturacağız. Ve inşallah Sivas'tan 16 Nisan'da güzel bir netice bekliyoruz. Başbakanımız dün tabii mitingimizde Sivas'ın işte 4 Eylül Stadyumu ile ilgili bir güzel bir müjde verdi. Niye güzel bir müjde verdi? 4 Eylül Stadyumu, eski 4 Eylül Stadyumu TOKİ'nin malı. Nasıl TOKİ'nin malı? TOKİ burada yeni stadyumu yaptı. 110 milyonluk. Gene yaklaşık 102 milyonluk hastaneyi yaptı. Numune Hastanesi'ne. Bunu Numune Hastanesi, eski Numune Hastanesi arazisi ve stat arazisine karşılık yaptı. Eski Numune Hastanesi arazisini kurtardık önce. Önce orayı kurtardık. Dolayısıyla şimdi orada belli projeler yürüyecek. İşte cami projesi var, yeşil alan projesi var. Sit alanı ilan edilecek orası. Eski hastane binası, taş bina yıkılmayacak, korunacak. Dolayısıyla orayı kurtardık. Şimdi stada kaldıydı. Stada vermek istemiyordu, değerlendirmek istiyordu ki buraya Sivas'a yaptığı yatırımı çıkarması lazım ki onun çarkının da dönmesi lazım. Onlara da diyecek bir şey yok ama burası da şehrimizin ortasında, yeşil alan ihtiyacımız da var. Şimdi orası güzel bir şehir parkı meydanı olarak kalacak. Onun yerine kenar yerlerden bir şekliyle TOKİ'yi razı edeceğiz. Yani başbakanımız bu müjdeyi, bu talimatı verdikten sonra artık bunun dönüşü yok. Stadyum artık şehrin kullanımına açılacak. O önemli bir müjdeydi. Tabii Kızılırmak projesiyle ilgili destekler artacak. Çünkü proje büyük. Yani 1,5 milyar lirayı rahat bulacak bir proje. Şimdi ilk etapta 400 dönümlük bir alan yapılacak. Üniversite Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile Kayseri yolu arası Irmak'ın bu tarafı, şehirden tarafı yapılacak ilk etap. Dolayısıyla önemli bir yatırım, önemli bir para istiyor. Buna Çevre Şehircilik Bakanlığı, Orman Su İşleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Sivas Belediye'miz hep beraber bunu gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla bunun için de bir destek verdi. Ve özür dilerim, hukuk fakültesi yani Sivas'a açılacak.
Niye şimdiye kadar açılmadı? Şimdiye kadar açılmamasının bir anlamı yok. Anlamı şu, niye açılmadı? Yani bilimsel anlamda söyleyeyim. 1974 yılında Cumhuriyet Üniversitesi kurulurken o zamanki devletimiz burayı fen alanları olarak planlamış. Yani fen fakültesi ve tıp fakültesi üzerine bir üniversite kurmuş Sivas'ı. Onun için de sosyal bilimlere burada çok yer vermemiş. Ancak daha sonra tabii yani sosyal bilimlerle ilgili üniversiteler başka üniversiteler. Ama sonradan görülüyor ki işte özellikle rahmetli Özal zamandan itibaren her üniversitede her fakülte açılıyor. Yani şimdi teknik üniversitelerde bile hukuk fakültesi, kamu yönetimi, siyasal bilgiler açılmış durumda. Teknik üniversitede bile. Dolayısıyla Sivas'ta da Cumhuriyet Üniversitesi'nde de aslında Ankara'yla işte Erzincan hukuk arasında, hatta Erzincan açılmadan açılabilirdi. Ancak o zamanlarda bunların üzerine çok geçmişte düşünmemiş. Sonra Erzincan açıldı, Kayseri de var. Böyle olunca da iş biraz Hinterland'da başka hukuk fakülteleri olmuş oldu. Dolayısıyla böyle kaldı ama hukuk fakültesi talebi uzun zamandır devam ediyordu. Şimdi buna karar verildi. Bu yeni bir müjde. Hukuk fakültesi ne işe yarayacak? Yani şimdi hukuk fakültesi çok önemli bir fakülte. Yani hakimi savcısı çıkıyor oradan, avukatı çıkıyor, noteri çıkıyor, kaymakamı çıkıyor. Dolayısıyla böyle bir üst düzey yöneticilerin, hukukçuların, beynelminel mevzuatı bilen insanların olması şehrimizin için önemli bir kazançtır. Onun için bu önemli bir müjde. Bununla da inşallah Başbakanımızın sözüyle de bunun kararı alındı. Gelecek önümüzdeki öğretim yılında inşallah. İnşallah. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Konuşulacak çok şey var ama kısıtlı olduğu için çok teşekkür ben ediyoruz. Ben size teşekkür ediyorum. Ayrıca Sivas halkına teşekkür ediyorum, hemşerilerime. Miting alanımızı doldurup Başbakanımızı coşkuyla karşılayıp coşkuyla caddelerde, sokaklarda hem de meydanda coşkuyla uğurladıkları için teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Sağ olun. Sevgili izleyenler, haberlerimizle devam ediyoruz. Başbakan Binali Yıldırım'ın kent meydanında katıldığı mitingde güvenlik tedbirleri dikkat çekti. Çevre illerden emniyet mensuplarının takviye edildiği mitingde adeta kuş uçurtulmadı. Özgürlüğe doğru, bize doğru, sahneye doğru, alandaki yerlerine davet ediyoruz. Özellikle alacaklardan rica ediyoruz. Yanında çocuğuyla gelmiş olan kardeşlerimiz varsa, kız ve çocuklarınızı yanınıza dayanmayın. Başbakanlık ve çevre illerden gelen emniyet mensupları, giriş ve çıkışlarda etkin rol oynarken, soğuk hava ve geniş güvenlik tedbirlerine rağmen Sivaslı kent meydanı hınca hınç doldurdu. Kent meydanında düzenlenen mitinge akredite yaptırmayan basın mensupları alınmazken, partililer de zaman zaman miting alanında kendilerine tahsis edilen yerlere girmekte zorlandı. Karşılamaya hazır mıyız Sivas? Özgürlüğe doğru, bize doğru, sahneye doğru, alandaki yerlerine davet ediyoruz. Başbakan Binali Yıldırım'ın Sivas ziyareti esnasında verdiği eski stadyum müjdesi en çok da kent konseyini sevindirdi. Eski stadyum yerine bir meydan yapılması yönünde birçok çalışma yapan ve farkındalık oluşturan kent konseyi muradına erdi. Başbakan Binali Yıldırım'ın Sivas mitingi sırasında verdiği eski stadyum yeriyle ilgili müjde kent konseyini harekete geçirdi. Şimdi stadyumu yaptık. Mevcut stadyumun yerini şehir parkı yapıyoruz. Sivas için yapıyoruz. Helal olsun. Eski stadyumun yıkılarak yerine meydan yapılacağı müjdesini veren Başbakan Binali Yıldırım, kent konseyinin çalışmalarını da boşa çıkarmamış oldu. Sivas'a çok yakışacak bir park. Verilen müjdeyi sıcağı sıcağına SRT Haber'e değerlendiren Mimarlar Odası Başkanı ve Kent Konseyi Başkanı Serdar İnce, 2012'den itibaren verilen mücadelenin bir meyvesi olduğunu söyledi. Evet, Başbakanımızın miting meydanındaki müjdesi aslında hepimizi çok sevindirdi. Bu aslında ta 2012'den beri
gelen bir emeğin eseri. Başta bakanımız ve Habib Soluk bakanımız olmak üzere tüm vekillerimizin, belediye başkanımızın, sayın valimizin ve tüm STK'ların ortak mücadelesi sonucu elde edilmiş bir ürün. Eski stadyum yerinde büyük bir fedakarlık yapıldığını ifade eden Başkan İnce, Sivaslı vekillerin ve bürokratların girişimiyle bu müjdeli haberi aldıklarını söyledi. Belki halkımız farkında değil ama orada çok büyük bir fedakarlık söz konusu. Çünkü TOKİ orada yapacağı birçok yatırımın sonucunda elde edeceği kardan vazgeçmiş durumda. Belki halkımız tam bilmiyor ama burası yakın zamanda TOKİ'nin ihalesinde satışa çıkacak bir yerdi. Başta bakanımız ve Habib Soluk vekilimiz olmak üzere tüm vekillerin, sayın valimizin ve belediye başkanımızın yoğun gayretleri sonucu burası şu an devre olacak inşallah. Güzel bir şehir parkı olacağını düşünüyoruz. Projenin eski tren garı ile birlikte bütünleştirilecek bir proje hazırlanmasını temenni eden Başkan İnce, bununla ilgili çalışmaların devam edeceğini söyledi. Şu an tam detaylar netleşmedi ama bildiğimiz kadarıyla orası tamamen bir şehir parkı olacak ama içerisinde ne olacak onu elbet hepimiz karar vereceğiz. Ben bu olayı bir ikinci safhaya taşıyorum. İnşallah el birliğiyle tarihi tren garımızı da birleştirecek ve onun çevresiyle de bir bütünleştirecek bir proje haline dönüştürürüz. Ve şehirde güzel bir mekan ve meydan kazandıracağımızı düşünüyorum. 15 Temmuz günü Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasının darbe girişiminin ardından gözaltına alınan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen eski Sivas 5. Piyade Erteğitim Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Celaleddin Sağır hakkındaki iddianame kabul edildi. Darbe girişimi başarılı olsaydı Sivas Sıkı Yönetim Komutanı olacağı iddia edilen Sağır'ın yargılanmasına 4 Nisan'da başlanacak. Darbe girişiminin ardından tutuklanan eski Sivas 5. Piyade Er Eğitim Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Celaleddin Sağır hakkındaki 38 sayfalık iddianame tamamlandı. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada FETÖ-PDY terör örgütü kapsamında Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca Sivas 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Fatih Celaleddin Sağır hakkında FETÖ-PDY silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarından iddianame düzenlenmiş, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı Devlete Karşı Suçlar ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca 3 Mart 2017 tarihinde düzenlenen iddianame, Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiş ve Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan incelemenin ardından 17 Mart 2017 tarihinde kabul edilen iddianame kapsamında Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2017-33 esasına kayıt yapılan dava dosyasının tensibi yapılmış, Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2017-33 esas sayılı dava dosyası kapsamında tutuklu bulunan sanık Fatih Celaleddin Sağır'ın yargılanacağı dava dosyasının duruşması 4 Nisan 2017 günü saat 9.30'a bırakılmıştır denildi. 5. Piyade Er Eğitim Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Celaleddin Sağır, darbe girişiminin ardından gece geç saatlerde valilik binasına gelmiş ve geceyi Sivas Valisi Davut Gül'le geçirmişti. Yaşlılar Haftası nedeniyle Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, anneanne, babaanne ve dedeleriyle birlikte Vali Davut Gül'ü ve Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ı ziyaret etti. Liseli öğrenciler büyükleriyle birlikte Sivas Valisi Davut Gül ve Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ı ziyaret etti. Teşekkür ederiz Sami. Efendim? Evet. İlk olarak Sivas Valisi Davut Gül'ü ziyaret eden heyet burada bir süre sohbet etti. Onlara bir ücret verilmesini de pilot olarak uygulamaya başladı. Ziyarette konuşan okul müdüresi Hatice Gün, yaşlıları bir günlüğüne genç yaptıklarını ifade ederek aradaki kuşak çatışmasını ortadan kaldırdıklarını söyledi. Yaşlılarımızı bir günlüğüne genç yapıyoruz. Nasıl ki bir dede babaanne bir hafta sonunu torunuyla geçiriyor. Şimdi biz de torunları dede babaannelerini bir günlüğüne genç yapacaklar. Öncelikle şehrimizin büyükleriyle tanıştıralım istedik. Vali Davut Gül ise eli öpülesi büyüklerin evin hem direği
hem de bereketi olduğunu söyledi. Torunların da bir gün babaanne, anneanne olacağını bilmemiz lazım. Şimdi babaanne, anneannelerin bir yalnızlık yaşıyorsa ileride onların da yaşayacağını görmemiz lazım. Son yıllarda yaygınlaşan çekirdek aile anlayışına da karşı çıkan Vali Gül, çekirdek ailenin kültürümüze uygun olmadığını söyledi. Ve diğer akrabaları dışlayan bir yapı. Bu aslında bizim kültürümüz değil. Bize de çok uyan bir şey değil. Dışarıdan, batıdan bize empoze edilen bir şey. Bizde geniş aile var, büyük aile var. Heyet daha sonra ise Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aydın, her yaşın kendine göre güzelliği olduğunu ifade ederek şunları kaydetti. Dede veya nine, babaanne gibi kitleyle torun kitlesi birbirinden ciddi şekilde kopuyor. İşte buna kuşak çatışması bilmem ne diyorlar. Halbuki her dönemin kendine göre ayrı güzelliği var. Çocuklar tarafından Sivas Belediyesi'nin yaşlara yönelik çalışması nelerdir sorusuna da Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın cevap vererek şunları kaydetti. Diyelim ki tansiyon hastası, ilaçlarının yenilenmesi gerekiyorsa onu öğreniyoruz. Sağlık müdürlüğüyle irtibata geçiyoruz. Onunla o yaşlı teyzemizin, amcamızın veya ailenin hangi tür ilaca ihtiyacı varsa, bitmişse, alması gerekiyorsa gerekirse aramıza götürüyoruz, gerekirse İl müdürlüğüne telefonla ulaşıyor, onun o sağlık sorunu çözüyoruz. Bakın en önemli işimiz bu, yemeğini götürüyoruz. Yeter ki bize biraz etsin. Vali Davut Gül, Yaşlılar Haftası nedeniyle İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzur Evi'ni ziyaret etti. Vali Gül ve beraberindekiler burada yaşlılar tarafından hazırlanan el işlerinin yer aldığı serginin açılışını gerçekleştirdi. Sivas Valisi Davut Gül yaşlılarla bir araya geldi. Maşallah. Evet. Allah sağlık versin inşallah. Seviyoruz da diyor oynamayı. Yapılan ziyarete Vali Davut Gül'ün yanı sıra eşi Gülden Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Alim Yıldız, İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy'la Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Aykut da katıldı. Tamam, sonra görüşürüz. Vali Gül ve beraberindekiler ilk olarak huzur evinde yaşlılar tarafından hazırlanan el işi ürünlerin yer aldığı serginin açılışını gerçekleştirdi. Sergiyi gezen ve ürünler hakkında bilgi alan Gül, daha sonra huzur evi sakinleriyle sohbet etti. Ne güzel şöyle inciler yapmışsınız. Ellerinize sağlık. Yok, teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Çok beğendim. Huzur evi içerisindeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Kulübü üyeleriyle de görüşen Gül, yaşlıların her yaşta genç kalabildiklerini, sporun da bunda büyük etkisi olduğunu ifade etti. Her gün antrenman yapıyoruz sizden. Günlük. Nisan'ın ikinci haftası evet. Müsabaka yapıyoruz. 8-12. Tebrik ediyorum. Program hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu. Sivas İşkur İl Müdürü Hikmet Can Polat, Seret Haber'e özel açıklamalarda bulunarak Sivas'taki iş açığını değerlendirdi. Can Polat, Sivas'ta 6000 civarında işçi açığı olduğunu söyledi. İşkur İl Müdürü Hikmet Can Polat'tan Seret Haber'e özel açıklama. Sivas'ta İşkur aracılığıyla aranan işçi sayısına değinen Can Polat, şu anda Sivas'ta 6000 işçi açığının olduğunu söyledi. Şu an güncel veri olarak, yani şu gün itibariyle 6000 civarında açık iş var. Sivas'ta Şubat ayı içerisinde yaklaşık 6000 kişinin ise istihdam edildiğini belirten Can Polat şunları kaydetti. Yani Şubat ayı sonu itibariyle işe yerleştirilen, sigorta girişi yapılmış olan kişi sayısı en son aldığımız veriyi söyleyeyim 5889 kişi. Son olarak il dışındaki Sivaslı vatandaşlara seslenen İşkur İl Müdürü Hikmet Can Polat sözlerini şu şekilde noktaladı. Katma değer üretmek mecburiyetinde. Bunlar doğdukları topraklara olan vefa borcudur. Dolayısıyla büyük firmaların biz burada muhakkak birer şubelerinin, birer fabrikalarının olmasını arzu ediyoruz. Kendi memleketlerinde yoğun şekilde işveren olmalarını gönlümüz arzu ediyor. Yani burası onların doğduğu, büyüdüğü, bütün çevrelerinin olduğu, hemşerilerinin olduğu bir bölge ve Sivas doğuya, Türkiye'nin doğuya açılan kapısı, batıya açılan kapısı bir taraftan. Yani burada tarihi altyapısı, kültürel altyapısı, zengin kültürel ve turizm noktasındaki potansiyeli var.
Dolayısıyla yani burada Sivas'ın konjektürel yapısı göz önüne alındığı zaman işsizlik diye problem olmaması gerekiyor. Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde polis ekipleri tarafından yol kontrolünde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 200 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Sivas güvenlik güçleri kaçakçıların üstünde kara bulutlar gibi dolanmaya devam ediyor. Yaptığı operasyonlarla adından sıkça söz ettiren, uyuşturucu tacirlerine ve kaçakçılara geçit vermeyen Sivas güvenlik güçleri Yıldızeli'nde bir başarılı operasyona daha imza attı. Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde polis ekipleri tarafından yol kontrolünde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 200 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Yıldızeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Yozgat-Sivas D200 karayolunda yapılan yol kontrol ve arama tarama faaliyetleri sırasında 02BG274 plakalı otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada karton kutular içerisinde kıyılmamış 200 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Kaçak tütüne ekipler tarafından el konulurken otomobilde bulunan AB ve DE ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. İstanbul'da faaliyet gösteren Perpa Birlik Platformu Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yıl dönümü nedeniyle program düzenledi. Programa konuşmacı olarak tarihçi yazar Vehbi Vakkasoğlu katıldı. Perpa Birlik Platformu Çanakkale Zaferi'ni unutmadı. Önemli günlerde program düzenleyen Birlik Platformu bu hafta sonu da Çanakkale şehitlerini andı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açış konuşmasını gerçekleştiren platform dönem sözcüsü hemşehrimiz Halil Erdem Gültekin şehitlerin önemine değindi. Namus için canlarını seve seve feda etmiş, adeta düğüne gider gibi koşarak ölüme gitmiş dedelerimiz ama bizler için bir borç mu? Çanakkale bizim nasıl bir millet olduğumuzu, bizim nasıl bir ve kardeş olduğumuzun en büyük delillerinden birisidir. Açış konuşmasının ardından tarihçi yazar Vehbi Vakkasoğlu, Çanakkale Zaferi'ni ve o dönem yaşananları anlattı. Efendim ne zaman? 17 Mart saat 17'de başlıyor harekat. Akşamın karanlığında nedir o geminin adı? Nusrat Bay'ın gemisi değil mi? Nusrat. Bu geminin adını da tam söylemezse ben tam söylüyorum. Nusrat ne demek? Evet. Yardım demek. Niye geminin adı ya? Geminin tam adı ne? Nusrat-ı İlahi. Allah'ın yardımı üstüne gelsin. Yardımı çeken bir mıknatıs olsun diye. 58.500 çeşit ürünle STM mağazaları spor haberlerini sunar. Sivas Spor Yönetimi Teofon Üskekas'ın tedavisi uzun bir süre alacağı için sporcunun sezonu kapattığını açıkladı. Sivas Spor'da Gekas şoku. Deplasmanda oynanan Şanlıurfa Spor maçının 60. dakikasında sakatlanan Gekas'ın yapılan kontrollerinde sağ diz çapraz bağında yırtık, sağ diz dış yan bağında tam kopmaya yakın yırtık ve aynı dizin iç menisküsünde ise ikinci seviyede zedelenmeyle sağ ayak bileğinde bağ yırtığı tespit edildi. Sivas Spor yönetimi Gekas'ın tedavisi uzun bir süre alacağı için sporcunun sezonu kapattığını açıkladı. Ayrıca Ergin Keleş'in leğen kemiği eklemi ve kasık tendon ödemi nedeniyle bir haftalık tedavinin ardından sağlık ekibi tarafından verilecek karar doğrultusunda takımla çalışmaları başlamasının planladığı da ayrıca kaydedildi. Sivas Belediyespor Spor Toto 2. Beyaz Grup'ta İstanbul'da Pendik Spor'u 4-2 gibi farklı bir skorla mağlup ederek play-off yolunda önemli bir galibiyete imza attı. Ligin 28. haftasında Pendik Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Manisa bölgesi hakemlerinden Tolga Kadaz yönetirken yardımcılıklarını yine aynı bölgeden Cengiz Gündoğdular, İzmir bölgesi hakemlerinden Bersan Duran yaptı. 4. hakemliği ise Denizli bölgesi hakemlerinden Serkan Gülçer üstlendi.
Karşılaşmayı Sivas Belediye Spor Kulübü Başkanı Turhan Tunahan, AS Başkanlar Mustafa Veske, İstanbul'daki Sivaslı iş adamları, AS Başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Ali Cankaya ile çok az sayıda taraftar izledi. Belediye Spor'un gollerini Seyit Ahmet Han, Tuncay Acar, Ozan Kılıçoğlu ve Abdurrahman Koyuncu kaydetti. Son 3 haftadır kazanamayan Sivas Belediye Spor, 28. haftada Pendik Spor karşısında farklı kazanarak puanını 45'e çıkardı ve grupta 6. sıradaki yerini korudu. ...58.500 çeşit ürünle STM mağazaları spor haberlerini sundu. Şimdi sırada Hürriyet gazetesi yazarlarından Abdülkadir Selvi'nin Evet Hayır'a Yeni Stratejiler başlıklı köşe yazısı var. Evet Hayır'a Yeni Stratejiler. Sandığa gitmeye 27 gün kala Evet ve Hayır cephesinde stratejiler yeniden gözden geçiriliyor. Önce AK Parti cephesindeki tespitleri paylaşayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahaya inmesiyle birlikte AK Parti tabanındaki kararsızların oranı azalmaya başladı. İlk etapta %9 seviyesindeki kararsızların oranının gerilediği gözleniyor. Kararsızların oranında ciddi bir gerileme sağlanamadı. Henüz kararsızlar ciddi bir oran olmayı sürdürüyor. Sonuçları belirleyici olan kararsızların tercihi olacak. Hayır cephesinde ise ikili bir yapı görünüyor. HDP eş genel başkanlarının cezaevinde olması nedeniyle Hayır cephesinin liderliğini CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yapıyor. Ancak bir de CHP ve Kılıçdaroğlu'ndan bağımsız olan hayırcılar var. HDP'liler büyük ölçüde bunların arasında yer alıyor. Erken bir zamanda yelkenlerini şişiren Hayır cephesinde son 10 gündür bir durgunluk gözleniyor. Oy oranında bir artış yok. Hayır rüzgarı varlığını koruyor ama yeni bir rüzgar estiremiyor. Yeni stratejiler. AK Parti strateji heyeti önümüzdeki günlerde basketbol maçlarında olduğu gibi bir kampanya molası alıp stratejiyi gözden geçirecek. Mevcut durumu net bir şekilde görebilmek için kamuoyu araştırmaları dahi bir hafta ertelendi. Neden? Hollanda krizi başta olmak üzere Avrupa'da yaşananların seçmen davranışları üzerindeki etkisi daha net ölçülebilme adına. Araştırma şirketleri Hollanda ateşinin yandığı bir sırada sahadaki dalgaya yakalanıp abartılı bir ölçüm yapmayı tercih etmediler. AK Parti bu molada kampanya sırasında öne çıkan başlıkları tespit edip ona göre yeni stratejiler geliştirme çabasında. Bir anlamda kampanyaya yeni bir format atılması amaçlanıyor. Benzer bir hayır molasına muhalefetin de ihtiyacı var. Hayır kampanyasına ilişkin saha gözlemleri çarpıcı. Hayır'ı anlatırken tekrara düşüldüğü aynı dil ve aynı üslubun bir bıkkınlık oluşturmaya başladı. Erdoğan ve tek adamdan öteye geçmeyen söylemlerin hayırcılar tarafından yeterince satın alındı. Kılıçdaroğlu'nun gaflarının, Deniz Baykal'ın peygamberlerle ilgili benzetmelerinin eski CHP'yi hatırlattı. Hayır'ın statükonun devamından öte yeni bir şey vaat etmedi. Hayır'ın heyecanını kaybetmeye başladığı yeni bir dile, yeni bir söyleme ihtiyaç oldu. Muhalefet sezon başlangıcında erken form tutan takımlar gibi hızlı bir dalış yaptı. Asıl önemli olan bu rüzgarı 16 Nisan'a kadar estirebilmek. Sorulara göre yeni söylem. AK Parti'nin ara değerlendirme yapacağı çalışmada yeni sisteme ilişkin olarak halkın ikna olmakta zorlandığı başlıklar masaya yatırılacak. Başbakan Binali Yıldırım, milletvekilleriyle görüşmesinde çok çalışmamız lazım demişti. 10 yıl sonra Erdoğan olmayacak, o zaman ne olacak? Tek adamlık. Başka başlıklar da var. Kılıçdaroğlu'nun hayır çıkarsa bir şey değişmeyecek, hükümet yerinde kalacak, Erdoğan Cumhurbaşkanlığına devam edecek söyleminin tabanda bir rehavete yol açtığı belirlendi. Buna göre yeni bir söylem geliştirilmesinin üzerinde duruluyor. Hayır çıkarsa muhalefetin bir siyasi kaosu oynayacağı, erken seçime zorlayacağı, sokağı harekete geçireceği ve Türkiye'nin belirsiz bir sürecin içine gireceğinin anlatılması planlanıyor. AK Parti milletvekilleri başbakanla toplantılarında milliyetçi tabandaki dağınıklığa dikkat çekmişler ve
milliyetçi tabanı toparlayacak bir politika geliştirmeliyiz demişlerdi. CHP'deki iş sorunların evet kampanyası üzerindeki etkisi devam ediyor. AK Parti yönetimi, Bahçeli'nin Elazığ'la başlayan mitinglerinin MHP tabanını konsolide etmede etkili olacağı düşünülüyor. Bu kampanya sürecinde ilk kez Kürt seçmene yönelik bir şey denilmedi. Bölge mitingleri başlamadan önce Kürtlerin Cumhurbaşkanlığı sistemi bize ne getirecek sorusuna cevap aranacak. Bir evet hayır tablosu hazırlanması öneriliyor. Hayır ne vaat ediyor, evet ne vaat ediyor. Hayır, statükonun devamını istiyor. Evet, istikrarı hedef alan yeni bir sistem vaat ediyor gibi. Referandum için şimdiye kadar bir anlamda ısınma turları atıldı. Asıl mücadele bundan sonra yaşanacak. Abdülkadir Selvi, Hürriyet. ...8500 çeşit ürünle STM mağazaları hava durumunu sunar. ...8500 çeşit ürünle STM mağazaları hava durumunu sundu. Sevgili izleyenler, bültenimiz burada sona erdi. Herkese mutlu akşamlar, hoşça kalın.